Değerli arkadaşlar, Ukrayna cephesinde ve devamında çevresinde ve Avrupa-Rusya, NATO-Rusya ilişkilerinde çok ciddi bir kriz sürecine girdik. Esasında senaryo daha önce de ifade ettiğim çerçevede devam ediyor. Ne demiştik? 15 Mayıs'tan sonra dünya için çok kritik bir döneme giriyoruz. Bu özellikle Haziran ayı başı itibariyle Ukrayna'da karşılıklı taarruz ve karşı taarruzlar, büyük bir kan dökülmesi ve Rusya ile doğrudan NATO'nun çatışma ihtimalinin yükseldiği bir dönem. Ana akım Türk medyası Ukrayna'dan hiç haber vermemeyi tercih ediyor ama el alem nükleer füzelerini parlatmaya başladı. Yani insanlık bu yaz aylarında Ukrayna zemininde, bırakın Orta Doğu'yu, Orta Doğu bölgesel bir kimlik taşıyor. Yaz aylarında Ukrayna'da inanılmaz bir hesaplaşmayla karşı karşıya kalacağız. Birinci neden Amerika'nın bu yardımları geciktirmesi nedeniyle Rus ordusunun doğuda, Doğu cephesinde almış olduğu inisiyatifin nasıl yeniden dengeleneceğine dair çok ciddi bir NATO içi tartışma var. Polonya, Fransa gibi ülkeler NATO'nun daha aktif askeri müdahalede bulunarak bu dengeyi sağlayabileceğini savunuyorlardı. Açık ve net söylüyorum. Çünkü Rus ordusu yakaladığı imkanı devam ettiriyor. Bakın, Donbas'ta sınırlı ilerlemesi sürüyor. Ochiritino kasabası veya yerleşim birimi kenti tamamen kontrol altına alındı dün Ruslar tarafından. Rus Savunma Bakanlığı açıklama yapmış. Rusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Birlikleri Ochiritino'nun tamamını kurtardı. Yoğun çatışmalar sonucu düşman güçler, Ukraynalılar geri hatlara çekilmek zorunda kaldılar. Böyle bir açıklaması var. Ochiritino Avdiivka'nın 25 kilometre yakınında bir yer. Ve Ukraynalılar diyor ki, uzmanlar yenilgi yedek kuvvetlerin planlanandan geç devreye girmesi nedeniyle yaşandı. 115. Mekanize Tugay'ı 47. Tugay'ın yerini almakta gecikti. Ruslar karşılarında bomboş bir koridor buldular ve kente girdiler diyor. Bir de böyle bir durum var. Chasiv Yar savunması da bu nedenden dolayı büyük bir zafiyete girmiş vaziyette. Şimdi bunu Ukrayna'nın kendi kabiliyetiyle dengeleyip dengeleyemeyeceği ayrı bir konu, ayrı bir soru işareti. Ama tansiyonu yükselten başka gelişmeler var. Şimdi kemerleri bağlayın. Kemerleri bağlayın. Çünkü Maria Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, diyor ki NATO'nun Rusya sınırlarında 4 aylık bir süre için başlattığı Steadfast Defender tatbikatı, bu ittifakın Rusya ile savaş hazırlığında olduğunu göstermektedir. NATO-Rus savaşından bahsediyor açıklamasında. NATO yetkililerinin sürekli ileri sürdükleri Rusya Avrupa'ya saldıracak görüşü aslında kendi saldırı hazırlıklarını örtbas etme çabasından ibarettir. Rusya'nın lider Vladimir Putin'in de ifade ettiği gibi herhangi bir NATO ülkesine ve Avrupa'ya saldırı gibi bir planı yoktur. Rusya'ya karşı bütün silahlar, istihbaratı ve siber güçleriyle bir melez savaş başlatan NATO'dur. Şu anda Steadfast Defender, Soğuk Savaş sonrasının en büyük tatbikatı olarak sınırlarımızda yaşanıyor. Doğrudur. 90 bin asker şu anda NATO askeri Rusya'nın sınırlarının dört bir yanını çevrelemiş vaziyette. Kendi senaryolarına göre Rusya'ya dönük saldırı planlarının tatbikatı yapılıyor. Bu senaryolarda hibrit ve konvansiyonel tüm silahlarında kullanıldığını izliyoruz. Şunu kabul ediyoruz. İşte bakın, bu cümle çok önemli. Şunu kabul ediyoruz. NATO bizimle savaşa hazırlanıyor. Şimdi Maria Zaharova
Bu açıklamayı dün gece geç saatlerde yaptı. Ve aynen bu cümleyi kullandı. NATO bizimle savaşa hazırlanıyor. Şimdi bu cümleden sonra sabah saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığı şöyle bir açıklama yaptı. Dikkat edin, her şey birbiriyle bağlantılı gidiyor. Rusya Devlet Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olarak lider Vladimir Putin'in verdiği emir doğrultusunda Rusya Silahlı Kuvvetleri stratejik olmayan taktik nükleer silah kapasitesinin savaşa hazırlık tatbikatlarına başlamıştır. Taktik, hani uçaklara konulan küçük bomba, nükleer bombalar, küçük. Yani nükleer bombanın küçüğü olur mu? Tabii dünyayı yok edecek olan stratejik bombaların yanında daha balaca bunlar, daha küçük. Hatırlayacaksınız, bu nükleer bombaları Belarus'a karşı artan NATO tehdidi nedeniyle 100-120 kadarını da Belarus topraklarına yerleştirdi. Şimdi Rusya diyor ki, ben diyor sizden çok ağır tehdit alıyorum Maria Zaharova'nın demesiyle. Benimle savaşa hazırlanıyorsunuz. Ben taktik nükleer silahlarımın tatbikatını ve savaşa hazırlığını sürdürüyorum. Bu çok önemli. Tatbikat muhtemel bir genel saldırıya karşı uygulanacak karşı saldırılar senaryosu çerçevesinde Rusya Güney Bölgesi Komutanlığı'na bağlı hava kuvvetleri ve bazı deniz kuvvetleri unsurları tarafından yürütülmektedir. Yani Karadeniz filosundaki gemilerde de demek ki taktik nükleer silahlar var. Zaten bu taktik nükleer silahlar ağırlıklı olarak değil, esas olarak belirli tipteki S-31 gibi veya F-16 bizim gibi gelişmiş savaş uçakları tarafından atılır. Anladığımız kadarıyla Rusya diyor ki, siz benimle savaşa hazırlanıyorsunuz. Benim sizinle konvansiyonel olarak savaşmaya pek niyetim yok. Çünkü siz sonuç itibariyle konvansiyonel ateş gücünde benden güçlü olabilirsiniz. Ben sizin bu savaşınıza daha ilk günden nükleer taktik silahlarla katılacağım diyor. Bunu söylüyor. Bunun tercümesi bu. Bir gün önce Maria Zaharova, NATO bize saldırı planlıyor diyor. Bir gün sonra da bu oluyor. Hikaye bundan ibaret ve gerçekten 22 Ocak'ta başladı Stietfestivender, 31 Mayıs'ta sonuçlanacak ama şu anda Rusya'ya en yakın konumlarda devam ediyor. Bir de böyle bakmak lazım. Bu konuyu yakından takip ediyorum. Diğer bağlantılı açıklamaları falan bugün ve yetiştirebilir miyim bilmiyorum ama yarını bekleyin ve bu çerçevede bu gelişmenin sonuçlarına bakacağız. Bir de sizden ricam, arada bir aşağı sağ köşede abone ol var. Ona da bir tıklayın. Yani yapacağınız şey şu: tıklamak. Para pul isteyen yok ama abonemiz biraz artsın. Hoşça kalın.